Canlarım selam. 90 Günde matematik Kampımız'ın 77. gününün 2. videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Türev'in ye, e, 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 Türevin efşinado Testi'nin ikinci videosundayız arkadaşlar. 10000. sorudan 19. soruya kadar konuşacağız. Bu videoda bayağı sağlam sorularımız var. Bayağı bizi böyle terletecek sorularımız var. Beni çok dikkatli dinlemenizi ve pür dikkat olmanızı istiyorum bu derste. 90 Günde matematik Kampı video ders kitabımızdan benimle beraber sayfa artık sayfa sayfa kaç sayfa 300 açıyorsunuz 300'ler kulübüne de girmiş bulunuyoruz sayfa 300 301 11 sorudan başlayacağız 19 soruya kadar geleceğiz 20 sorudan itibaren 78 güne geçmiş olacağız arkadaşlar Peki ödevimiz var mı bugün için bu video için var Türev'in ikinci efişinado testi için 2 tane test ödevimiz olacak. 90 gün Daieta e matematik kampı soru bankamızdan yani ödev kitabımızdan e, türev test 24 ve türev test 25. 24'te toplam 9 soru, 25'te 10 soru toplamda 19 sorulukta bir ödeviniz olacak. Ellerinizden öpecek diyorum. Ve direktman arkadaşlar hiç vakit kaybetmiyorum. 77. günün ikinci dersine başlıyor. 11. soruyla başlıyorum. Uygun koşullarda tanımlı iki tane fonksiyon veriyor. Birisi f fonksiyonu birisi g fonksiyonu. Sonra f eksi g'nin türevinde 9. Şimdi normalde f eksi g'nin türevinde 9. F'in türevinde 9 eksi G'nin türevinde 9 diye yazılabilir. Yani böyle yazıyoruz. Böyle çözüyoruz. Her zaman böyle çözdük. Ama bu soruda Şimdi birincinin türevi ikincinin kendisi yani 1 1 x çarpı 1 bölü 2 kök x eksi x çarpı kök x eksi 4 bölü kök x eksi 4'ün karesi. Yani yapılır mı? Yapılmaz değil. Zaten çıkar buradan da ama şu paydaların eşit olmasını acaba kullanabilir miyiz diye bu kafa düşünmüyor değil. Şimdi biz f eksi g'nin türevinde 9 için f ile g'nin türevlerini ayrı ayrı almak yerine f eksi g fonksiyonunu oluştursak nasıl olur acaba? f eksi g f dediğimiz x bölü kök içerisinde x eksi 4 eksi g dediğimizde 16 bölü kök içerisinde x eksi 4. E buradan da yukarısı x eksi 16 bu yukarısı aşağısı da arkadaşlar kök içerisinde x eksi 4 şeklinde yazılabilir. E kök e, x eksi 16'yı x dediğimiz kök x'in karesi diye düşünelim. 16 dediğimizi de 4'ün karesi diye düşünelim ve iki kare farkı uygulayalım yukarıya. Kök x eksi 4 yukarıya bakıyorum. Kök x eksi 4 çarpı kök x artı 4 diye yukarısı çarpanlarına ayrıldı. Aşağıya baktığınız zaman aşağısı da zaten kök x eksi 4 olarak yazıldı. Aha da bu f eksi g e şunlar sadeleşiyor arkadaşlar aynı oldukları için. O zaman f eksi g dediğimiz fonksiyon aslında direkt kök x artı 4 diye çıkıyor. O zaman f eksi g'nin türevini aldığımız zaman da kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. 4'ün türevi de 0. Zaten kök x'in içinin türevi de 1. E burada artık türevinde 9 yazarsak cevabımız 1 bölü 2 çarpı 9 kök 9 3 olduğu için 2 çarpı 3'te 6 olduğundan dolayı cevabımız 1 bölü 6 yani D şıkkı olarak bulunacak. Bazen tersten de düşünmeyi ihmal etmeyeceğiz. 11. soru bununla alakalı bir soruydu. 12 ile devam ediyorum. Diyor ki sana bir PX polinom fonksiyonu verdim diyor. Tamam. İkinci dereceden parabolik yani. Mutlak PX fonksiyonunun türevsiz olduğu iki nokta olduğuna göre. Aha bak şimdi. Arkadaşlar mutlak fx mesela bu fonksiyon mutlak px pardon. Bu fonksiyon px ise bunun mutlak değerini aldığınız zaman x ekseninin altında kalan kısmını yukarı doğru katlayacağız ve devam edeceğiz. Bu mutlak px fonksiyonu olur. Eğer polinomumuz mutlak px polinomu olur. Polinomumuz x eksenini iki noktada kesiyorsa. E, tek noktada kesiyorsa yani teğetse arkadaşlar mutlak px zaten direkt px e eşit olur. Yani bu şekilde olur. Çünkü x ekseninin altında kalan kısmını üstüne katlayacağız ama altında kalan bir kısmı yok. E, bu polinomumuz arkadaşlar x eksenini hiç kesmiyorsa yine aynı şekilde bu bizim Px'imiz olur. Kollar aşağı doğruysa da benzer şeyleri konuşabiliriz. Sizce hangi durumda fonksiyonumuzun daha doğrusu polinomumuzun türevsiz olduğu iki nokta var? Bence şu durumda çünkü gördüğünüz gibi iki tane kırılma noktası oluşuyor. Bu kırılma noktalarında atıyorum bura 2 bura 3 ise buralarda fonksiyonumuzun türevi maalesef ki bulunmuyor. Kırılma noktasında türev yoktur. Ama bu 2 ve bu 3 de gördüğünüz gibi fonksiyonumuz her yerde türevli. Dolayısıyla bizim mutlak px'imizin türevsiz olduğu iki nokta olması için bizim px polinomumuzun mutlak değersiz halinin x eksenini iki noktada kesmesi lazım. Yani deltamızın sıfırdan büyük olması gerekiyor. X eksenini iki noktada kesmesi gerektiği için o da b kare eksi 4 ac yani delta sıfırdan büyük b şık. Tamam mı? E, daima doğrudur için dediği için b şıkkını işaretledik 12. soruda. 13 ile devam ediyorum. Çok güzel bir soru. Dikkat şimdi. Pür dikkat bir soru. Şimdi. Diyor ki. Dikkatli izliyoruz. Babazunga'yı hak eden bir soru. Diskriminantı pozitif olan ikinci dereceden bir polinomun grafiğine x eksenini kestiği herhangi bir noktadan çizilen teğet doğrusuna o polinomun üstünde teğet denir. Diyelim ki bir polinom var elimizde. Bu polinom x eksenini 3'te ve 7'de kesiyor. İkinci dereceden bir fonksiyon. Şöyle yani. Hani örnek olsun diye gösteriyorum. Şöyle bir polinomumuz var. İşte şu nokta 2, şu nokta 3. Şimdi iki tane T çiziyorum. Bir şöyle bir T çiziyorum. Bir de şöyle bir T çiziyorum. Bakın bu atıyorum şurası 4'ten çizilen T. Bu da 3'ten çizilen T. Şu 4'ten çizilen T'yi kırmızı ile göstereyim. Şunu. Bu kırmızı ile gösterdiğim normal bir teğet ama bu yeşille gösterdiğim bir üstünde teğet. Niye? Çünkü x eksenini kestiği noktadan çiziliyor teğet. Eğer ikinci dereceden fonksiyonumuza, polinomumuza, parabolümüze x eksenini kestiği noktadan bir teğet çiziyorsak bu teğete biz üstünde teğet adını veriyormuşuz. Aynı şey x eşittir 2 içinde bir teğetle gösterilir. Mesela x eşittir 2'den bir teğet çizdim. Aa, bu teğet üstünde teğet. Niye? Çünkü 2'den teğet çiziliyor. Bu tanımı anladık. Güzel. Şimdi diyor ki m pozitif bir reel sayı. n ikinci dereceden px polinomunun baş kat sayısı olmak üzere. O zaman madem öyle Px polinomumuz neyle başlamak zorunda arkadaşlar? Ha, bak soruyu bir okuyalım. Başlangıç noktasından geçen Px polinomuna. Bak. Başlangıç noktasından geçtiğine göre bir x çarpanı var. Bir de n diye bir baş kat sayısı var. Bir kökü daha olmalı. Çünkü e, x'ten geçiyorsa bir kökü daha olmalı derken şöyle de olabilir arkadaşlar. Ya böyle ya da bir kökü daha var. Başlangıç noktasından geçen Px polinomuna ...M'ye sıfır noktasından çizilen üstünde teğet... ...aha bak burası çok önemli... ...eğer M'ye sıfırdaki teğet üstünde teğetse... ...bu M'ye sıfır noktası arkadaşlar... ...bu polinomun üstünde bir noktadır. Hatta bu polinomun üstünde bir nokta olması bile yetmez x eksenini kestiği noktalardan bir tanesidir bu m'ye sıfır. Çünkü üstünde teğetin tanımı o. Üstünde teğetin tanımı x eksenini kestiği noktadan çizilen teğet demek. Ha demek ki bu m'ye 0 px'in x eksenini kestiği bir nokta. Peki sıfır olabilir mi acaba? Hayır m pozitif bir reel sayı diyor. 0 dışında x eksenini kestiği bir nokta. Demek ki m m bizim px polinomumuzun sıfır dışındaki diğer köküymüş. Yani diğer çarpanımız x eksi m'ymiş. Buradan bunu anlıyoruz. Çok güzel. Bu üstünde teğet y eksenini sıfıra 6 eksi m noktasında kesmektedir. px polinomunun katsayılar toplamı ee, m artı n olduğuna göre px artı 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi şurayı bir yapalım. X yerine 1 yazalım. Götürüp yerine yazdım şurada. 2 artı 1'den bu soru bize P3'ü soruyor. P3'ü soruyor. Px'in kat sayılar toplamı da yani P1 de M artı neymiş? Bunu da soru bize vermiş. Şimdi biz şu x'in px polinomunun diğer kökünün m olduğunu şuradan da anlayabilirdik. Soruda diskriminant pozitif demiş. Yani birbirinden farklı iki kökü var. Bir tanesi x olduğuna göre e, diğeri x olmayacak zaten m x'ten farklı diğer bir kök olacak e, sağlamasını da oradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki e, bu baş kat sayısı pozitif mi negatif mi? Bunu bilmiyorum ama şöyle bir grafik çizeceğimi mi düşünüyorum? E, mesela kolları aşağı doğru çizelim arkadaşlar. Sıfırdan geçecek şöyle. Bir de arkadaşlar m noktasından geçecek ve m noktasının x ekseninin pozitif tarafında olduğunu biliyorum çünkü m pozitif bir reel sayıymış. Burası da sıfır olacak arkadaşlar. Ve M noktasından çizilen bir teğetimiz var. Şöyle bir teğet çizdim. Bu teğetimiz şöyle biraz daha şöyle çizelim. Ee, şöyle çizelim. Şöyle çizelim. <laughs> ne olduğunu anladınız işte. Ş şöyle bir teğet doğrusu çizdim. Şunu da birazcık uzattım. Bu teğet doğrumuzun esprisi arkadaşlar nedir? Bu teğet doğrumuz şu noktada. Yani M'ye sıfır noktasında teğet bizim eğrimize. Güzel peki nerede kesiyormuş y eksenini 0'a 6 eksi m'de burası 0,6 eksi m olarak yazılmış olacak. Şimdi bakın arkadaşlar söyleyeceğimiz şeylerden birincisi p1 m artı ne yazalım bunu bir x yerine m yazarsak e, şu yukarıda bakın px polinomunun denklemini şurada oluşturduk şuraya getirelim. Şimdi öncelikle p1 yazalım p1 eşittir ne geliyor n çarpı 1 çarpı 1 eksi m n çarpı 1 eksi m eşittir m artı n geliyor. İçeri dağıtırsam n eksi m n eşittir m artı n geliyor. Bunlar birbirini götürüyor. Karşı tarafa atarsam m n artı m eşittir 0 geliyor. m parantezinde n artı 1 eşittir 0 geliyor. Buradan m'miz bir 0 geliyor. Bir de n'miz eksi 1. m'miz 0 olmadığına göre M pozitif 1'e sayı. N'miz eksi 1 olacak arkadaşlar. N'mizin eksi 1 olduğunu bulduk. Güzel. Kolları aşağı doğru çizmemizde isabet olmuş. Yukarı çizseydik grafiği değiştirip aşağı doğru çevirecektik. Çevirmek zorundaydık. Çünkü N ikinci dereceden Px polinomunun baş kat sayısı. Yani kolları belirleyen kat sayı. Peki. N'nin ne olduğunu bulduk. O zaman biz Px polinomunu bir daha bir yazalım şuraya. Px polinomu eşittir. N'miz eksi 1. O zaman eksi x çarpı x eksi m şeklinde yazılmalı. İçeri dağıtırsak da eksi x kare artı mx şeklinde yazılmalı. Bizim px polinomumuz. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Px polinomuna m noktasından çizilen teğeti biliyoruz. Bu teğetin eğimini bulabilir miyiz acaba? Bakın burası düşey kısım 6 eksi m birim uzunluğu var. Burası yatay kısım m birim uzunluğu var. O zaman eğim için yani bu doğruya d dersek md d doğrusunun eğimi için 6 eksi m bölü m diyebiliriz. Yalnız şöyle bir durum var. 6 eksi m de pozitif bir sayı. M de pozitif bir sayı. Dolayısıyla pozitifin pozitife bölümü pozitiftir. Yalnız şöyle bir durum var. Bizim d doğrumuz sola yatık bir doğru. Yani eğimi negatif. O yüzden bunun önüne bir tane eksi koyacağım. Yani aslında biz artık parabolümüze M noktasından çizilen teğetin eğimini bulduk. M noktasından çizilen teğetin eğimi türev demek. Yani parabolümüzün polinomumuzun M noktasındaki türevi aslında eksiği yukarıda içeri dağıtırsam m 6 bölü m'ymiş. eksiyi şurada içeri dağıttım. Kafamızı karıştırmasın diye. Güzel. O zaman px polinomunun bir türevini alalım şurada. Şunu şöyle aşağı indirelim. Px polinomumuzun bir türevini alalım. Alıyorum hemen türevini. P'nin türevinde x eşittir. Eksi 2x artı m yaptı. Şimdi türevinde m yazıyorum. Eksi 2m artı m eşittir m eksi 6 bölü m yaptı. Burası eksi m yaptı. İçler dışlar yaparsam eksi m kare eşittir m eksi 6 yaptı. Karşı tarafa atarsam m kare bunu isterseniz birazcık artık şu tarafta yapalım. m kare artı m eksi 6 eşit 0 oldu. m'ye m diye Artı 3'e eksi 2 diye ayırdım. M buradan 2 oldu. Bir de eksi 3 geliyor ama M pozitif olduğu için eksi 3 olamaz. M'nin 2 olması lazım. Arkadaşlar M'yi de bulduk. N'yi de bulduk. Artık polinomumuzu oluşturabiliriz. Px eşittir. Eksi x kare. Eksi x kare. M yerine de 2 yazarsam artı 2x'miş polinomumuz. Bakın şurası da 2 noktasıymış. Bize P3'ü soruyordu. X gördüğümüz yere 3 yazarak soruyu öldürüyoruz. 3'ün karesi 9 ama eksi 9 artı 3 kere 2 6 cevabımız eksi 3 yapıyor. A şıkkını işaretliyoruz. Çok mükemmel bir soru. Yani size doğrunun analtiğinden tutun da polinom bilgisine türevden tutun da eğim bilgisine polinomun katsayılar toplamından tutun da kalan bulmaya kadar her şeyi anlatan çok güzel bir soru. 13. sorumuz güzeldi. 14 ile devam ediyorum. 14 en az 13 kadar güzel belki de çoğu öğrencimizin zorlanacağı tarzda bir soru arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Soru diyor ki böyle güzel bir temiz bir zihinle okumak lazım bu soruyu. Soru bize diyor ki bir bilgisayar programında fx ve f'in türevi x fonksiyonlarının grafikleri çizildikten sonra koordinat eksenleri silinmiş ve arka plana eş karelerden oluşan bir ızgara yerleştirildiğinde aşağıdaki görüntü elde edilmiştir diyor. Tamam. Buna göre f(x)'in alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. f(x) gördüğünüz gibi bir polinom. Eğer polinomun denklemini oluşturabilirsek ya da polinomun tepe noktasının ordinatını bulabilirsek çünkü kolları yukarı doğru olan bir parabolün alabileceği en küçük değer tepe noktasının ordinatıdır. Soruyu çözebiliriz. Yani TRK'nın K'sı lazım arkadaşlar bize. Tamam mı? Zaten simetrik olarak çizildiği için bakın bu noktanın tepe noktası olduğu belli oluyor. Buna RK dersem bu soru bana K'yı soruyor. Önce teşhisi koyduk. Güzel. İsterseniz parabolümüzü şöyle bir de yazalım. Fx eşittir A çarpı x eksi R'nin karesi Artı k şeklinde de yazmış olalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu fonksiyonumuz parabolikse bunun türevi doğrusal bir fonksiyon. Zaten görülüyor doğrusal bir fonksiyon olduğu. Mesela türevini aldığımız zaman f'in türevi x'i e hesapladığımız zaman iki başa geçiyor. 2 çarpı a çarpı x eksi r'nin üstünü bir azaltıyorum. İçinin türevi zaten 1, k'nın türevi de 0. Bu bizim türevimizin denklemi yani doğrusal şu f türevin doğrusal fonksiyonun denklemi. İçeri dağıtırsam 2ax eksi 2ar bizim doğrusal fonksiyonumuzun denklemi. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu doğrusal fonksiyonun eğimi 2a'dır. Çünkü y yalnız kalmış şekilde yani f türev x bu y demek artık. Bunun x katsayısı bize eğimi veriyordu. Demek ki bu doğrusal fonksiyonun eğimi nedir arkadaşlar? 2a. Şimdi biz bu eğimi elimizdeki mevcut şartlardan bulabilir miyiz? Bak soruda dikkat edersen bu kareler için nasıl kareler diyor? eş kareler diyor. Birim değil eş kareler. Yani karelerin tamamının kenarları birbirine eşit. Bakın ben herhangi ardışık iki nokta alayım. Mesela şu iki nokta arasından eğimi hesaplayayım. Burada bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenimizden eğim hesaplarsak karşısı bir birim. Mesela karelerden bir tanesinin bir kenarına m diyeyim. O zaman burada m olur. Çünkü eş kareler burada m olur. O zaman bu açıya alfa dersem tanjant alfa bize eğimi verecek. Karşısı m komşusu 2m, m bölü 2m'den 1 bölü 2. Ama hocam siz ne biliyorsunuz? Belki x ekseni burası. Ya x ekseninin neresi olduğu ne fark eder? x ekseni orası olsun. O zaman bu alfa tanjantını bulacaksın. E, yöndeş açıdan dolayı paralellikten alfa buraya gelir. Yani herhangi bir yerinde üçgen oluşturarak da eğim bulabiliyoruz bildiğiniz gibi. Dolayısıyla x ekseninin neresi olduğundan bağımsız bu tanjant alfa yani f türevin f türev doğrusunun eğimi 1 bölü 2. E, 1 bölü 2'yi ben az önce 2A olarak buldum. O zaman a'yı buldum arkadaşlar. a eşittir 1 bölü 4 harika. Yani şunu silmeyeyim. şuraya getireyim şöyle. Yani arkadaşlar bizim fX fonksiyonumuz parabolümüzün baş kat sayısı 1 bölü 4'müş. 1 bölü 4 çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Şimdi artık bu saatten sonra benim koordinat eksenlerini o bilgisayar programında silinen koordinat eksenleri var ya onların nerede olduğunu bulmam lazım. Bulmam lazım ki r'yi k'yı bulabileyim. Bakın benim dikkatimi çeken en önemli güzel noktalardan bir tanesi aha da şu nokta. Niye? Doğrultusu buradaki tepe noktasıyla aynı. Şu nokta benim dikkatimi çekti. Şimdi bu noktaya ben A noktası diyorum. Bunun apsisine R diyeceğim. Hocam nasıl R dediniz? Çünkü T ile aynı doğrultuda. Yani aynı düşeyde. O yüzden apsisi R. Ordinatına bakalım. Bu nokta sonuçta bizim F türev fonksiyonumuzun üzerinde değil mi? Evet. Peki denklemini sağlar mı? Sağlar. Peki bizim F türev fonksiyonumuz bak F türev x'imiz 2A. A'mız 1 bölü 4 ise 2A'mız 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı x eksi R değil mi bizim F türevimiz? F türevde x yerine R yazarsak F türev R eşittir. Burası 0 olacağından 0 çarpı 1 bölü 2 yani 0 çıkar mı? Aha. Demek ki bu noktanın ordinatı 0. Ordinatı 0 olan bir nokta x ekseninin üzerindedir. Demek ki arkadaşlar a noktası x ekseninin üzerinde. O zaman hayırlı ve uğurlu olsun. Bu çizdiğim kırmızı doğru x eksenidir artık. Tartışılmaz bir gerçeği su yüzüne çıkarttık. Burası bizim x eksenimiz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. A'dan R'ye burada 1, 2, 3 A'dan T'ye. 3 birimlik bir mesafe var. Ve bu 3 birimlik mesafe e, A'nın apsisini ordinatını özür dilerim sıfırdan K'ya çıkarmış. Yani buradaki mesafenin K birimi olduğunu söyleyebilirim elimdeki bilgilerden. E, o zaman karenin bir kenarına M dersem 3 tane M eşittir K yapar buradan m eşittir k bölü 3 yapar yani her bir, bir eş karenin bir kenar uzunluğu k bölü 3 birim bu da k bölü 3 bu da k bölü 3 bu da k bölü 3 buraya kadar da her şey tamam değil mi? şimdi bundan sonra nokta sağlatacağım adam sana bir ipucu vermiş bak buradaki noktayı vermiş bu noktayı parabolün üstünde sağlatmaya çalış bakalım şimdi bu noktayı bulmaya çalışıyorum önce bu noktanın doğrultusuna inelim yani Apsisini bulmaya çalışalım. Şu noktaya B noktası diyelim. Bakın arkadaşlar 1 bir birim, 2 birim 3 birim geldik. Yani 3 tane k bölü 3 yani K geldik. R'nin üstüne K gelirsek Burası r artı k'ya 0 olur. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Bak şimdi 1 bir birim 2 birim, 3 birim, 4 birim 5 birim geldik. Yani k bölü 3'ten 5 tane geldik yani 5k bölü 3. O zaman şu nokta apsisi r artı k ordinatı da 5K bölü 3 olan bir noktaymış. Ve bu noktanın esprisi bu nokta bizim parabolümüzün üzerinde. Yani parabolümüzün denklemini sağlar. Hadi gelin parabolde x yerine r artı k yazalım. Parabolün denklemini şurada göstereyim size arkadaşlar. Bakın burada x yerine r artı k yazarsam ne olur arkadaşlar bakın. 1 bölü 4 çarpı burada r artı k, bak burada r artı k yazarsam r'ler gider k'nın karesi gelir k kare artı k olur eşittir sonuç 5k bölü 3 çıkıyor 5k bölü 3 k'yı bu tarafa atarsam k kare bölü 4 eşittir 5k bölü 3'ten k çıktığım zaman ne yapar arkadaşlar 2k bölü 3 yapar bu k'nın biri bu k'nın biriyle gider burada k kalır İçler dışlar yaparsam 3k eşittir 8 yapar buradan da k eşittir 8 bölü 3 yapar. K'nın 8 bölü 3 olduğunu da bulmuş olduk. Biz ne arıyorduk? Hadi dön başa. O kadar çok şey yaptık ki. Aradığımız şeyi unuttuk. Biz K'yı arıyoruz aslında. O yüzden sorumuzun cevabı direktman. 8 bölü 3 parabolümüzün alabileceği en küçük değerdir. Muazzam bir soru arkadaşlar bence. Çok güzel bir uygulama. Karşımıza da sınavda çıkabilir. 14'ü de böylece hallettim ve 15. soruyla devam ediyorum. 15. soru bize der ki sana bir y eşittir x küp fonksiyonu verdim. 2'ye 8 noktasından çizilen teğet eğriyi başka bir b noktasında kesiyor. Buna göre b noktasının apsisi kaçtır? Şimdi 3 aşağı 5 yukarı çizerek görmemiz lazım. Orijinden geçen kübik sürekli artan bir fonksiyonumuz var. Sürekli artan olduğunu nereden anladım? Türevi 3x kare. Türevi e, deltası sıfıra eşit bir şey. Dolayısıyla full artan böyle bir grafik. Bunun 2'ye 8 noktası Herhangi üzerinde aldığımız bir 2 noktası zaten 8'e götürecek. apsisi 2 olan nokta 8'e götürecek. 2'nin kübü 8 olduğu için. Bu nokta A noktasıymış arkadaşlar. A noktasından eğriye çizilen bir teğet varmış. Teğet. Bu teğet arkadaşlar. Hatta şöyle birazcık daha uzatayım. Bu çizilen teğet doğrusu. Bizim e, şöyle çiz çizelim teğeti. A noktasını arkadaşlar sonra çizeyim. Çünkü hani tam şeklin düzgün olmasına uğraşıyorum. Şimdi şöyle bir A noktası çiziyorum. Başka bir nokta o nokta. Şimdi şu A noktası 2'yi yerine yazdığım zaman çıkan sonucun 8 olduğunu biliyorum. A noktasından çizilen teğet eğriyi başka bir B noktasında kesiyor. İşte o B noktasının neyini soruyor bize? Apsisini soruyor. Yani şurayı soruyor arkadaşlar. B'nin absisi burası kaçtır diye soruyor. Zaten negatif olduğunu gördük değil mi? Şekil bize negatif olduğunu söylüyor. Peki soruyu nasıl çözebiliriz? Şimdi bakalım B noktasının absisine nasıl ulaşabiliriz? Şimdi elimizde neler var? Arkadaşlar bir kere bizim bizim ne yapmamız lazım? bizim öncelikle bu doğrunun denklemini oluşturmamız lazım. Bu doğrunun denklemini oluşturabilmek için de üzerindeki bir noktayı biliyoruz. 2'ye 8 noktası. Bir de eğimini bulmamız lazım. Eğimini de türev yardımıyla bulacağız. Ben bu doğruya D doğrusu dersem. D doğrusunun eğimi arkadaşlar fonksiyonun iki noktasındaki türevine eşittir. Çünkü bir fonksiyona bir noktadan çizilen teğetin eğimi fonksiyonun o noktadaki türevine eşittir. Peki biz f fonksiyonunun türevini aldığımız zaman f türev ise hesapladığımız zaman ne geliyor yavrularım? 3x kare geliyor. E, 3x kare de x yerine 2 yazarsak f türev 2 de 12 gelir. Yani doğrumuzun eğimi 12 noktası da 2'ye 8. O zaman artık şöyle yapabiliriz. Bizim d doğrumuz şöyle y eşittir. Eğimi 12 olduğu için 12x artı c diyelim. 2 yazınca 24 artı c eşit oluyormuş 8'e. Buradan da c eşittir eksi 16 yapar. Demek ki şuradaki c'yi sildim. Buraya eksi 16 yazıyorum. Aha da bizim doğrumuz. Şimdi bu doğrumuz e, bir de y eşittir x küp eğrimiz var. Bakın a noktasıyla b noktasının esprisi bu doğruyla eğrinin kesişim noktalarında olması. Benim bilmediğim merak et apsisini merak ettiğim bulmak istediğim nokta bu ikisinin kesişimi. Dolayısıyla kesişim bulmak için ne yapacağım? Bunları ortak çözeceğim. Yani x küpü neye eşitleyeceğim? 12x eksi 16'yı eşitleyeceğim. Ortak çözmek için y'lerini eşitliyorduk değil mi arkadaşlar? Peki bunları bu tarafa atıyorum. Çözmem lazım bunu. x küp eksi 12x artı 16 eşittir 0. Şimdi burada uyanık olacaksın. Birinci uyanıkların şöyle olacak. Kübik yani 3. dereceden bir denklemi çözmek için bunun köklerini bunun çarpanlarını da arıyordun ama buna da gerek yok. Bunun bir tane kökünü zaten biliyorsun. Çünkü sen bu kesişim noktalarından bir tanesinin x eşittir 2 olduğunu biliyorsun. Kafadan 2 bunu yazdığında sağlamak zorunda. Çünkü 2 bu ortak denklemin bir kökü olacak ki kesişim noktalarından bir tanesi. Yaz 2 yerine 8 e, ee, 16 daha 24 eksi 24 0 gördüğün gibi sağlıyor sağlamak zorunda çünkü kesişim noktası hatta sana bir şey söyleyeyim mi x eşittir 2 bunun kökü olduğu için bunun içerisinde x eksi 2 çarpanı var hatta sana bir şey daha söyleyeyim mi x eksi 2'nin karesi çarpanı var burada çünkü 2 noktasında teğet yani bu eğriyle bu doğru x eşittir 2 noktasında teğetler e hocam bunun bir çarpanının x eksi 2'nin karesi olması benim ne işime yarayacak? Bana diğer çarpanı lazım. Tamam. İki tane çarpanı belli. Kübik. İki karesi tamam. Diğer çarpanı nasıl bulacağım? E bunu buna böleceğim işte. x eksi 2'nin karesi çarpı bir şey buna eşit olacak. Demek ki x küp eksi 12x artı 16 polinomu. Bu polinom x eksi 2'nin karesine tam bölünecek. Tam bölünüyor kesinlikle. Bölünmüyorsa işlem hatası yaptık zaten. x eksi 2'nin karesi de bu zaten. x kare eksi 4 x artı 4. x küpte x kare x kere var. x küp eksi 4 x kare artı 4 x. Güzel. Şimdi eksiyle çarpıyorum. x küpler gitti. 4 x kare eksi 12 x. Eee... Bir dakika çok pardon 4x karemiz zaten eksiyle çarptığımız için geliyor 4x kare eksi 4x eksi 12x daha eksi 16x artı 16 burada da arkadaşlar 4 kere olduğu gözüküyor yani 4 ile çarpınca aynısı geliyor bunun 4x kare eksi 16x artı 16 tam olarak bölündüğü için Kalanımız zaten ne gelecek arkadaşlar? Sıfır gelecek. Bak gördünüz mü? Kalanımız sıfır geldi. Peki diğer çarpanımız neymiş? X artı 4'müş. Çok güzel. Demek ki bakın bu birbirlerini ortak çözdüğümüzde birbirlerinin y'lerini eşitlediğimizde çıkan ortak denklemin bir kökü x eşittir 2 çift katmış. Zaten teğet oldukları gözüküyor şekillerin. Diğer kökümüzde yani diğer kesişim noktası da eksi 4'müş. Bu da zaten b'nin apsisi olan eksi 4'tür. Cevabımız c şıkkı. Tamam mı? Gayet güzel bir soruydu bu da. Şekil üzerinde görmesi de ayrı bir önem taşıyordu. Şimdi geldim 16. soruya. Yine güzel sorularımızdan bir tanesi. Şimdi soru diyor ki gerçek sayılar kümesi üzerinde bir g fonksiyonu verdim. Bu arada ya tamam e, g fonksiyonu verdim sana bu şekilde verdim diyor. Bu biçimde tanımlanıyor diyor tamam. Gerçek sayılar kümesi üzerinde ve sürekli bir h fonksiyonunun türevi olan h türev fonksiyonu H türev x eşittir 0 eşitsizliğini yalnızca H türev eşitliğini yalnızca H türev 2 değeri için sağlamaktadır. Yani şunu söylüyor. H fonksiyonunun türevini 0 yapan sadece 2 değeri vardır diyor. Başka H'ın türevini 2 yapan bir değer yoktur diyor. Buna göre eşitliğini sağlayan x değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi burada bir bileşke türevi var. Ben dayanamıyorum. Zıvanadan çıktım. Ben hemen bunun türevini alacağım. H'ın türevinde gx çarpı g'nin türevinde x arkadaşlar. Bunun sonucu sıfıra eşit. Tamam mı? Bu bir. Şimdi gx dediğimiz değer ne? Bilmiyorum. gx'i bilmiyorum. Ama oluşturabilirim bak. gx kare eşittir x üzeri 4. Yani x karenin karesi artı x kare eksi 4. Şimdi Gördüğünüz gibi x kare yerine, buradaki x kare ve x kare yerine götürüp x yazarsak o zaman gx eşittir x kare artı x eksi 4 gelir. Yani buradan gx oluşturmuş olduk. Çok güzel. Peki e, h'ın türevinde gx çarpı g'nin türevinde x diyor. g fonksiyonun bir de türevini alalım. g'nin türevinde x eşittir 2x artı 1. Bak şimdi. H'ın türevinde GX'i yazalım yerine. GX dediğimiz bu. Yazdım yerine bunu. Şöyle yazdım. Tamam. Güzel. Çarpı G'nin türevini yazdım yanına. 2X artı 1 eşittir 0. Şimdi bu denklemi sağlayan bu denklem dediği eşitliğini sağlayan dediği eşitlik bu eşitlik işte. Bu eşitliği sağlayan x'lerin çarpımı 1. Buranın 0 olma durumu var. Yani x'in eksi 1 bölü 2 olma durumunda bu eşitlik sağlanır. 2 bu tarafın sağ tarafın değil de buranın sıfır olma durumu var. E buranın sıfır olmasını yani haşın türevinin sıfır olmasını sağlayan tek bir değer var. O da içinin 2 olduğu durum. Yani bu içini 2 yapan değerler bu denklemi sıfır yapar. Çünkü haşın türevini 0 yapar. Yani biz x kare artı x eksi 4'ün 2 olduğu x değerlerini bulursak o zaman bu denklemi sağlayan değerleri de bulmuş oluyoruz. At 2'yi karşı tarafa x kare artı x eksi 6 eşit 0. x'e x diye artı 3'e eksi 2 diye ayırıyorum. Buradan x'imiz bir 2 çıkar. Bir de x'imiz eksi 3 çıkar. Bakın arkadaşlar bir değer buradan bir değer buradan. Bir değer de buradan toplamda 3 tane değer var bu denklemi sağlayan. Bunların çarpımını soruyor. 2 çarpı eksi 3 çarpı bir de eksi 1 bölü 2 geliyor. Eksi eksiyi artı yapıyor. Buradaki ikiler sadeleşiyor. Cevabımız 3 yapıyor. Yani D şıkkını işaretliyoruz. Yine Babazunga'yı hak eden kısa öz ama çok güzel bir soru. ikinci dereceden denklemi de kullandık burada. 16. soruyu da böylece halletmiş olduk. Tamam mı canlarım? Güzel. Bence güzel. 17 ile devam ediyorum. Bakın yine enteresan bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilen bir fonksiyon vermiş. fx fonksiyonu bir de bir gx fonksiyonu vermiş. gx fonksiyonu e, x eksi birden küçükken fx diye tanımlanıyormuş. x eksi birden büyük eşitken de 2f türev x diye tanımlanıyormuş. Enteresan. Buna göre a bölü c oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Şöyle bakın. fx dediğimiz şeyi yerine yazalım. ax kare artı bx artı c şeklindeymiş x eksi 1'den küçükken türevini aldığımız zaman f fonksiyonunun türevi ne yapıyor canlarım? 2 tane ax artı b yapıyor. 2 katını aldığımız zaman da 4 tane ax artı 2 tane b yapıyor. Bu da x'imizin eksi 1'den büyük olduğu durumda. Şimdi bizim f ve g fonksiyonlarının gerçek sayılar üzerinde türevlenebildiğinden bahsediyoruz. Madem türevli o zaman arkadaşlar sürekli. Madem sürekli o zaman limitli. Eksi 1'deki limitine bakıyorum. A eksi B artı C. Eksi 1'in solundaki limiti. Sağındaki limitine bakıyorum. Eksi 4 tane A artı 2 tane B. Bu 1. Karşı tarafa attığım zaman 5 tane A. Eksi 3 tane B artı 1 tane C eşittir 0. Bu bir denklem olarak kenarda dursun. 2. Arkadaşlar madem Gx fonksiyonu yani bu yazdığım parçalı fonksiyon her gerçek sayıda türevli o zaman eksi 1'de de türevli. Eksi 1'in sol türevine bakıyorum 2ax artı b. Sağ türevine bakıyorum 4a. Sol türevinde eksi 1 yazıyorum eksi 2a artı b. Şimdi sağ türevinde eksi 1 yazıyorum. Zaten sabit fonksiyon geldiği için sağ türevi direkt zaten 4 tane a. Buradan karşı tarafa atarsam 6a eşittir b geliyor. Burada b yerine 6a yazarsam 5 tane a. Eksi 18 tane A artı C eşit 0 geliyor. Buradan eksi 13A artı C 0 geliyor. Buradan 13A eşit C geliyor. Bize A bölü C oranı soruluyor. Her iki tarafı 13'e bölersem cevabımız 1 bölü 13 olarak bulunacak. Yani C şıkkını işaretleyeceğiz. Gayet güzel bir e, türev süreklilik sorusuydu. Parçalı fonksiyonda işin içerisindeydi. 17'yi de böylece hallettim. Geldim 18. soruya. Yine güzel sorulardan bir tanesi. Reel sayılar kümesi üzerinde sürekli f fonksiyonu ile ilgili 4 tane bilgi veriyor. 1. 4. derecedendir. 2. x eksenini b ve c noktasında keser. Ha. 3. x eksenine a noktasında teğettir. Kökler bitti arkadaşlar. Bakın. A'da teğet çift kat kök 2 tane. B ile C'de kesiyor. 2 de oradan 4 kök var. 4. dereceden zaten. O zaman kökler bitti. A çarpı B çarpı C sıfırdan küçük. A çarpı B. Ha bak, B kare pozitif arkadaşlar, e, sonuç da pozitif demek ki A da pozitif. A'nın pozitif olduğunu biliyorsak, sonuç negatifse B negatif. A'nın pozitif olduğunu biliyoruz, B negatif, çarpımları negatif, negatif çıkması için C de pozitif. Demek ki işaretleri yazıyorum. A'nın işareti artı, B'nin işareti eksi, C'nin işareti artı. Güzel. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu grafiği bir çizmeye çalışacağız. <laughs> bir sürü ihtimalimiz var. Ee, aslında aslında ABC'nin sıralamasından dolayı bir sürü ihtimalimiz var. Yani yani bir tanesini çizsek aslında bize yetecektir. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar, B ve C de x eksenini kesiyor. A noktasında teğet. Şimdi şöyle olabilir. Şöyle olabilir. A noktasında teğet olsun. Tamam mı? x eksenini de B ile C noktasında kesiyor olsun. Bak A noktasında teğet, x eksenini B ve C de kesiyor. Fonksiyonumuz böyle bir şey. 3 aşağı 5 yukarı. Ha ne olabilir? Bir sürü ihtimalimiz var tabii ki. Bunun tam tersi de olabilir. Yani şöyle de olabilir. Burada şöyle teğettir. Böyle gelir. Böyle gelir. Böyle devam eder. Yani burası A noktası olur, bura B olur, bura C olur. Hatta başka nasıl olabilir? Mesela şöyle olabilir. Burası B noktasıdır. Şöyle B noktasında keser A'da teğet olur bir de C'de keser. Burası B'dir, burası A'dır, burası C'dir. Bu C ile B yer değiştirebilir. A en sağa geçebilir. Bunun yukarı doğru olan versiyonu da olabilir. Bir sürü ihtimal var. Bunların hepsini değerlendirmemize gerek yok. Şimdi biz şıkları okuyalım. Eğer farklı bir değerlendirmede sonuç değişiyorsa bunu zaten yorumlamadan anlayacağız. Mutlak f'in türevinin olmadığı iki farklı nokta vardır. Nasıl grafik çizilirse çizilsin. Mutlak dediği zaman x ekseninin altında olan parça yukarı katlanıyor bak. Burada da böyle katlanıyor. Ee, burada x ekseninin altında kalan parça şöyle yukarı katlanıyor. Bir de şöyle yukarı katlanıyor. Burada x ekseninin altında olan parça şöyle ve şöyle yukarı katlanıyor. İki farklı nokta vardır diyor. Türevinin olmadığı her türlü arkadaşlar kırılma noktası iki farklı nokta olur bak. Burada da bu nokta ve bu nokta Burada aynı şekilde bu nokta ve bu nokta. Burada aynı şekilde bu nokta ve bu nokta. Farklı çizilse de kırılma noktasının yani türevinin olmadığı iki farklı nokta vardır ifadesi doğru. Bir doğru. F mutlak değer x fonksiyonunun türevinin olmadığı tek nokta vardır. Bak f mutlak değer x diyor. Burada ne yapıyorduk f mutlak değer x'te? x ekseninin sol tarafındaki kısmı siliyorduk. Sağ tarafın sol tarafa göre simetriğini alıyorduk. Mesela bakın burada İlkinde sağ tarafın sola göre simetriğini alıyoruz. Şu parçayı siliyoruz. Bakın şu parça duruyor şöyle. Ee, şöyle yapalım. Şunu silelim. Şunu da silelim. Kırmızı ile göstereceğim şimdi. Bakın şöyle bir teğetliğimiz var. Şimdi bu sağ taraftaki parça, yani şu parça var ya. Bu parça aynen bu şekilde duruyor. Sol tarafı siliyoruz. Sağ tarafın sol tarafa göre simetriğini alıyoruz. Yani aslında şöyle bir parça oluşuyor. Parçamız bu. Fonksiyonumuz bu. Fonksiyonumuzda sivri ucun yani kırılma noktasının olduğu nokta da bu nokta x 0 noktası. Yani burası için şu anda neyin grafiğini çizdim? f mutlak değer x'in grafiğini çizdim. Gerçekten kırılma noktasının yaşandığı, yani türevin olmadığı bir tane tek nokta var. Bu tarafa baktığım zaman yine x ekseninin sağ tarafındaki kısmını şu kısmı siliyorum. Şu kısmı siliyorum. Şey sağ tarafı bırakıyorum. Sol tarafı siliyorum. Sağ tarafın sola göre simetriğini alıyorum. Böyle geliyor ve böyle devam ediyor. Ahanda bir kırılma noktası geldi buradan. Başka yerden gelmiyor. Zaten yani görebiliyoruz artık bunu. Kırılma noktası tam olarak x eşittir 0 oluyor. Yani sıfırda kırılma noktası yaşanıyor. Sıfırın ne sağında ne solunda türevi olmayan nokta kalmıyor. Yani ikinci öncülde x eşittir 0 absisli nokta için türev yok. Geri kalan noktalarda türev var. Türevinin olmadığı tek nokta vardır. İkinci öncül içinde doğru olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi üçüncü öncüle geldik. Mutlak f mutlak tehlikesinin türevli olmadığı iki farklı. Bu doğru değil arkadaşlar. Mesela en basitinden birinci öncül için artık bu mutlak f mutlak x bunun bir de mutlak değerini alırsanız x ekseninin altında kalan şu kısım yukarı çıkar. Bu kısım yukarı çıkar. Bak bir nokta bir sivri uç burada. 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 1, 2, 3, 4, 5 tane türevsiz noktası var. Ama iki tane demiş. Üçüncü öncül yanlış. Doğru cevabımız 1-2 yani B şıkkı grafiklerle ilgili güzel bir uygulamaydı bu da tamam mı? Peki bunu da hallettik 18'i ve günün son sorusu Efficient 19. sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. E, Gx fonksiyonu şöyle tanımlanıyor. F mutlak x eksi 15 ile 15 arasındaysa fx eksi 5 ile 15 arasındaysa buna göre x1 ve x2 tam sayıları için x1 x2'ye eşit değilken bak x1 x2'ye eşit değilken g'nin türevi x1 g'nin türevi x2'ye eşit oluyorsa bunu sağlayan kaç tane sıralı x1 x2 ikilisi vardır diye soruyor. Şimdi Önemli bir soru. Aşırı zor değil. Sadece yöntemini bellemek lazım. Yani yöntemi geliştirmek lazım. Yöntemi geliştirdikten sonra tık 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 ilerleyecek arkadaşlar. Bu soru aynı zamanda bir permütasyon, kombinasyon sorusuna da evrilecek. Nasıl evrilecek şimdi göstereceğim size. Şimdi bir kere bizim soruda bize 0 ile 15 aralığında verilen grafik için f mutlak değer x'i çizmek istediğimiz zaman sol tarafı silip sağ tarafın sola göre simetrisini alacağız ya burada zaten sol taraf diye bir şey yok. Dolayısıyla buranın direkt simetrisini aldığımız zaman elde edeceğimiz grafik zaten direkt F mutlak derecesinin grafiği olacak. Yani nasıl bir grafik? Bakın sağ tarafı şöyle hatta birazcık daha şu yöne doğru çekeyim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şöyle biraz daha sündüreyim. Şimdi zaten sağ tarafı şöyle. Şuraya kadar bir şöyle geliyor. Ondan sonra şöyle bir doğrusal oluyor. Ondan sonra şöyle doğrusal devam ediyor. Sağ tarafın simetriği de böyle gelecek. Buraya doğru tam bu noktada bir simetri şöyle bu tarafa doğru gidecek. Ondan sonra da böyle gidecek. Yani aslında şu parça f mutlak değer x olacak. Komple bu şekliyle. Sağ tarafta zaten sadece sağ tarafı düşündüğümüz zaman o da fx'in grafiği. Şimdi bu adam bana diyor ki eksi 15 zaten simetriğini aldığımız için Bakın grafikte verilen en sağ uç 15 olduğu için en sol uç eksi 15 olacak. Şu kırılma noktası eksi 10 olacak. Çünkü buradaki kırılma noktası 10. Ee, pardon şurası eksi 10 olacak. Yanlış söyledim burası eksi 10 olacak. Çünkü öbür taraftaki kırılma noktası 10. Şurası da eksi 5 olacak arkadaşlar. Şura eksi 5. Çünkü buradaki kırılma noktamız 5. Şöyle. Şimdi biz gx'in grafiğini çizeceğiz. 5 ile 15 arasında f gibi çizeceğiz. Bakın zaten 5 ile 15 arasında f gibi çizdik. Ee, eksi 15 ile eksi 5 arasında, burayı da siliyorum. Eksi 15 ile eksi 5 arasında da ne gibi çizeceğiz arkadaşlar? F mutlak gibi çizeceğiz. Bakın grafiğimiz bu. Tabii böyle yamuk çizmiş gibi duruyorum ama dur düzelteyim onları. Böyle sanki bir yamukluk varmış gibi duruyor. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Hocam bu grafik yani bu ikisi toplamda bize neyi veriyor? Şunları silebilirim artık? Bize artık gx'in grafiğini veriyor. Şu anda gx'in grafiğini çizdik. Bu g arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi eksi 5'te 5 beş arasında nerede hocam? Yok ki. Eksi 5'ten beş, eksi küçükler için ve eksi 5'ten büyükler için tanımlanmış. Bu arada g tanımlanmamış. Ne yapayım? Tanımlanmamış yani. Şimdi öyle iki tane tam sayı alacağım ki arkadaşlar bunlar birbirlerinden farklı olacaklar x değerleri ama G'deki türevlere eşit olacak. Şimdi G'nin türevini konuşalım. Bakın mesela şu aralıktaki türevine bakalım. Bu aralıktaki türevine çok önemli de değil arkadaşlar. Bakın bu aralıkta sola yatık olduğu için bir eksi A'dır buranın türevi. A'yı pozitif bir sayı olarak alıyorum tamam mı? Ee, ya da M ile gösteriyoruz ya genelde eğimi. buraya Buranın eğimine eksi M diyelim. M pozitif bir sayıysa sola yatık. Buradaki eğimi de o zaman simetrik olduğu için M olur buradaki eğimimiz sıfırdır. Buradaki eğimimiz sıfırdır. Hocam hayırdır niye eğime gittiniz? Çünkü buradaki eğim türevi verecek. Buradaki eğim türevi, eğim türevi, eğim türevi verecek. Doğrusal ya doğrusal fonksiyonun eğimi türevi. Yani arkadaşlar bu aralıkta g fonksiyonunun türevi eksi m olacak. Bu aralıkta g fonksiyonunun türevi m olacak. Bu aralıkta g fonksiyonunun türevi sıfır olacak. Bu aralıkta g fonksiyonunun türevi sıfır olacak. Şimdi Türevler aynı gördüğünüz gibi bak sıfır. Noktalar farklı olabilir. Mesela başlıyorum şimdi. X eşittir eksi 5 için arkadaşlar. G'nin türevinde eksi 5 nedir? Sıfırdır. Peki G'nin türevinde 5 nedir? O da sıfırdır. Bakın eksi 5 beş, 5'ten farklı. Eksi 5 beş, 5'ten farklı. Ama eksi 5 ile 5'in türevi aynı. Yani aradığımız sıralı ikililerden bir tanesi eksi 5'e 5. Beş. Tabii ki 80, 90, 100 tane sıralı ikiliyi böyle yazmayacağız. Olayı anlayın diye gösteriyorum size tamam mı? Şimdi aynı şey şunun içinde geçerli. X'i eksi 4 alırsınız. Eksi 4 ile eksi 5 farklıdır. Ama eksi 4 ile eksi 5'in türevi ikisi de 0 olduğu için aynıdır. Mesela noktalardan bir tanesi de eksi 5'e eksi 4. Yani ne yapacağız aslında? Şu eksi 10 ile eksi 5 arasındaki sayıları yazacağız. Eksi 10, eksi 9, 8, eksi 8 eksi 7 eksi 7 eksi 6 eksi 5 sonra 5 ile 10 arasındakilere yazacağız 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi buradan 10'u çıkartıyorum arkadaşlar 10 gitti Eksi 10'u da çıkartıyorum o da gitti. Niye? Çünkü bunlar tam kırılma noktaları. Kırılma noktalarında biliyorsunuz ki türev yok. O yüzden eksi 10 ve 10 absislerde yerin alın, alamayız absislerde bunları. Çünkü evet eksi 10 ile 10 birbirinden farklıdır. Ama f türev eksi 10 eşittir f türev 10 diyemeyiz. Çünkü 10 ve eksi 10'da fonksiyonun türevi yok. Dolayısıyla bu gitti elendi. Eksi 10 ve 10. Eksi 10 ve 10'u alamayız. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada arkadaşlar aynı şey, aynı şey eksi 5 için de geçerli. Biz burada eksi 5'in türevine 0 dedik ama eksi 5'in sağ tarafında bir şey yok ki. Sağ tarafında bir şey olmazsa sağdan türevini hesaplayamayız. Bu limit değil türev. Eksi 5'in sağdaki eğimini bilmediğimiz için eksi 5'te de bir türev hesaplayamayız. Dolayısıyla arkadaşlar absislerden eksi 5'te silinir. Eksi 5'te ve 5'te türev yoktur. 10'da ve eksi 10'da türev yoktur. Eksi 15 ve 15'te türev yine yoktur arkadaşlar. Oralarda türev yok. Peki o zaman kaç nokta kaldı elimde? 1, 2, 3, 4, 4 de burada 8. 8 tane noktadan rastgele ikisini seçtiğimde bu ikililerin hepsi arkadaşlar ama hepsi türevi sıfır olan ve birbirinden farklı ikililerdir. Örneğin eksi 9 ile 7. F türev eksi 9 ve F türevi pardon G türevi eksi 9 ve G türevi 7 ikisi de 0'dır. Türevler eşittir. Mesela eksi 6 ve 8. G, eksi, G türev eksi 6'da G türev 8'de 0'dır ama eksi 6 8'den farklıdır. Yani buradaki 8 tane sayıdan rastgele seçeceğim tüm ikililerde türevler aynıdır ama noktalar farklıdır. Bir de bunların yer değiştirmesi var. 2 faktöriyel. Çünkü eksi 8'de 6 olabileceği gibi 6 ile eksi 8 de olabilir. Bunlar farklı sıralı ikililerdir. Eksi 8 6 farklı 6 eksi 8 farklı. Dolayısıyla 8'in ikilisi çarpı 2 iki faktöriyelde türevin 0'a eşit olduğu eşitlikler den kaynaklanan sıralı ikililerin adedi gelir. 8'in ikilisi arkadaşlar 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyel. Bir de burada 2 var. Bunlar sadeleşti. Buradan 56 tane sıralı ikili geldi. Attım koydum cebe. Şimdi geliyorum şu aradakilere. Kaç tane var arkadaşlar? Ee, 14 14-13 12-11 4 burada. 11 12-13-14 4 tane de burada. Ama bu sefer bunların eğimleri aynı değil. Yani yine 8'in ikilisi yapamazsınız. Hayır. Bu sefer bunları kendi arasında sıralı ikili oluşturacaksınız. Mesela eksi 14 ile eksi 13. Eksi 14 eksi 13'ten farklı mı? Evet. Peki g türev eksi 14 ile g türev eksi 13 aynı mı? Evet. Çünkü ikisinin de türevi eksi. Bu aralıkta olduğu için. E o zaman arkadaşlar buradaki buradaki 4 tane absisten herhangi iki tanesini seçtiğim zaman sıralı ikililerin adedini bulurum. Bir de yer değiştirmeleri var. 2 faktöriyel. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel. Burada da 2 faktöriyel. Bunlar birbirini götürüyor. Cevabımız 12 yapıyor. 12 buradan geliyor. Aynı şekilde diğer taraftan da 4'ün ikilisi pozitiflerden 11, 12, 13, 14'ten çarpı 2 faktöriyelden 12 de buradan geliyor. Yani toplamda 56 artı 12 artı 12. Yani 56 artı 24'ten toplamda 80 tane sıralı ikili vardır. Türevleri eşit ama absisleri ordinatlarına eşit olmayan noktalar sıralı ikililerin adetleri. Bence güzel bir soruyla da bitirişi yapmış olduk. Grafiği de çizmiş olduk. Güzel tatlı bir soru oldu. Burada lütfen eksi 15'te, eksi 10'da, eksi 5'te, 5'te, 10'da ve 15'te Türevlerin olmadıklarını ihmal etmeyin ve unutmayın diyorum. Ve bu soruya yıldız atmazsak yani Allah taş yapar. Bu soruya yıldız atacaksın abi yapacak bir şey yok. 18'e yıldız atacaksın gayet güzel bir yorum sorusu. 17 kalsın hadi. 16 zaten babazungaydı. 15'in benzerini çözmüştük bakın o yüzden yıldız atmıyorum. 14 muazzamdı. 13 muazzamdı. 12... Güzel tatlı bir yorumdu ama yıldızlanacak bir soru değil. Aynı şekilde 11 de öyle arkadaşlar. Yıldızlarımı attım ve arkadaşlar ne yaptım? Sürekli arkadaşlar dedim bugün ya. Bugün biraz fazla mı arkadaşlar dedim acaba? Ee, bitirdik arkadaşlar. Vallahi da bitirdik, billahi da bitirdik. Ee, Türevin 70 kampımızın 77. günü Türevin arkadaşlar. E ee, bu 19. dersi oluyor. Bugün 18 mi 19 mu? Bunun adı final. <laughs> Bugün 19. türev dersimizi bitirmiş olduk. Fişinado testi 2'yi de hallettik. Gelin hemen tikimizi de atalım. 77. günün ikinci videosunda da vurdum tikimi ve bitirdim 77. günü. Şimdi 78 ve 79 kaldı. Aslında Fişinado testinin de yarısına kadar geldik. Şimdi yarısından sonrasını devam ettireceğiz arkadaşlar. Güzel bir Güzel gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basıyor, sağlam bir şekilde devam ediyoruz ve sağlam bir şekilde devam etmeye de devam edeceğiz. Tamam mı canlarım? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki derste ödevlerinizi bitirin. 24, 23'ten 25'e kadar ödev. Ödevlerinizi bitirdikten sonra e, görüşeceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın.